Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Tıp söz konusu olduğunda ve bunlar test edilmediği sürece sen buna hangi hakla %100 diyorsun ya? Sen faz 3 aşamasını yaptın mı? 5 sene bekledin mi? Neyin %100? Şimdi bana ben ama %100 ile ilgili bir 100 kelimesinden bahsedecek olursam söyleyeyim. Bana şu anda 100'ü aşkın kişi yakınlarının ölüm haberini atıyor. Aşı olduktan sonra. Öyle mi? Yani beyinde kan pıhtısı düşmüş, ölmüş, kalp krizinden ölmüş. Ve bunların ben bir kısmını Sağlık Bakanlığı'na da seslendim ben kendi programımda. Bunları da siz açıklayacak mısınız? Yoksa ben birkaç kişinin röportajını bulayım yapayım mı? Çünkü bu insanlar bana can evliliği yazıyor. Geçen şimdi daha dün birisi yine yazdı özelden. Babam aşı oldu dedi. Aşıdan sonra kalp krizi geçirdi. Ölümden zor kurtardık. İki atak geçirdi. İkinci dozu olsun mu diyor bana. Ben ne diyeyim şimdi? Sağlık Bakanlığı cevap versin. İkinci dozu olsun mu bu kişinin? Ama doktor kalkıp şunu derse, bu kalp krizi geçirenler vakaları görüp aşıyı karıştırmayın derse, burada Hipokrat yeminini unutmuş ve bunun yerine Bill Gates'in yeminini şiar edinmiş katiller sürüsü var. Yani bunlar doktorluk mesleğinin arkasına sığınmasınlar. Ben bütün doktorlarımızı itham altında bırakmıyorum. Ama 18 milyon aşı olacak birinci doz, 19 milyon aşı olacak. Türk televizyonlarına bakıyorsun, bir tane yan etkisi olan insan bile yok. Bir tane ölüm bile yok. Nasıl olabilir bu ya? Bu bir Çin mucizesi mi? Yani yalanın burada olduğu çok bariz. Buradan zaten bir yalan patlıyor. Peki. Çünkü en azından 19 vakada siz eğer bu bir Çin mucizesi, bir ölümsüzlük iksiri değilse, bu aşı 5 senede tamamlaması gereken süreci 8 ayda tamamladıysa, 12 ayda tamamladıysa ve aynı zamanda Çin senin %100 korur dediğine hayır o kadar korumuyor dediyse, bunun insan öldürmüş olması gerekiyor. İnsan öldürmedi diyorsan bana, sen o zaman akıl dışı, bilim dışı, yalaka bir insansın. Bu kadar basit. Ya adam bana her şeyi söylüyor, vatan haini diyor. Askerliğini yapmamış veya bilmem ne diyor, asker kaçağı diyor. Ben Şırnakkabar Dağı'nda askerliğimi yaptım. Üstelik çift vatandaşım. Yapmaya da bilirdim. Kimse benim vatanseverliğimi sorgulamasın. Ayrıca bununla birlikte ben Türklük uğruna Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettim. İsmim değişti benim. Kimse bana böyle kalkıp da vatan, işte vatan haini bilmem ne. Ben o Türklük ve Müslümanlık uğruna bedel ödemiş bir insanım. Senin zerre ödemediğin bedeli bizim ailemiz ödedi. O yüzden bana öyle edebiyat yapmasınlar. Bill Gates'in kanunlarını vatan kanunları olarak karşımıza çıkartıp süreci tamamlamamış delik hayvanı olarak karşımıza çıkan o ilaç, aşı vesaireleri zorunlu yapmasınlar. Kim ne aşıyı vurdurmak istiyorsa 10.000 defa vurdursun. Beni hiç alakalı etmez. Ama biri gelip bana bunu kalkıp da bu aşıyı sen zorla alacaksın derse bir dakika derim orada. Senin aldığını karşılarım. Bana böyle deneysel fare muamelesi yapamazsın. İşte ben Şili'deki veriyi okuyorum. Bu diyorum, bu Şili'de bu olmuş, İsrail'de bu olmuş diyorum. Adam diyor ki televizyonlar böyle diyor. Ya sana veriyle geliyoruz. Çünkü korkuyor. Fare gibi korkmuşlar. Senin bir tavuktan, fareden, bir köpekten ayıran bir şey var. İnsan olmak, akledebilmek. Bunun farkında olacaksın artık.